Bugün 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü. Disk Basın İş Sendikası olarak biz de karar aldık. Dedik ki iş yerlerimizi ziyaret edelim. Bu iş yerlerimiz içinde de en fazla baskıya, asimilasyona, her türlü zorlamaya karşı direnen, bugüne kadar özgür gazeteciliğin önde gelen kuruluşlarından iki tanesini, Mezopotamya Ajansı'nı, Rejin Haber Ajansı'nı ziyaret etmeye geldik. Bugün ayrıca Disk Basın İş olarak cezaevlerinde bulunan gazeteci arkadaşlarımız için de bir mektup gönderme çalışmamız olacak. Bugün ayrıca şöyle bir rapor da aldık. RSF'nin her yıl düzenlediği Dünya Basın Endeksi, Özgürlüğü Endeksinde 180 ülke arasında Türkiye 158. sırada. Bu pek parlak olan bir durum değil. Önümüzde pek çok ülke var. Afrika'dan tutun da hatta Ukrayna, Çin gibi ülkelerin bile gerisinde kaldığımızı görüyoruz. Giderek baskıların yoğunlaştığını, giderek özgür gazetecilik yapmaya çalışan, muhalif gazetecilik yapmaya çalışan gazeteci arkadaşlarımıza karşı baskıların yoğunlaştığını ülkemizde görüyoruz. Ve bunun için de yapabileceğimiz tek şey belki bütün gazetecileri örgütleyebilmek ve bu örgütlülük çatısı altında toplayabilmek. Çünkü örgütlü bir toplumu hiçbir güç yenemez. Dünya Basın Özgürlüğü Günü ve tam bir yıl önce şöyle bir olay oldu. Evrensel'den Sefer Selvi çok güzel karikatür çizmiş. Diyor ki bir yıl önce Sedat Yılmaz ve Dicle Müftüoğlu tutuklanmışlardı. Hakim diyor ki Dünya Basın Özgürlüğü Gününüz tutuklu olsun. Gerçekten çok ironik bir şey ama biz bunu sürekli yaşıyoruz. Özellikle Türkiye'nin yaşayacağı büyük olaylarda, mesela sınır ötesi operasyonlar öncesinde hep operasyonlar yiyoruz ve arkadaşlarımız tutuklanıyor ve cezaevlerine konuluyor. Şu anda yine elimde bir liste var. Şöyle bir liste var. Bu listede de arkadaşlarımız, hangi arkadaşımız ne zaman tutuklanmış ve hangi cezaevinde olduklarını bildiriyor. Bu tam 11 arkadaşımız cezaevinde bulunuyor. Biz şimdiye kadar son 34 yıldır Özgür Basın 50'ye yakın arkadaşımızı şehit verdik. Ve yani böylesine bir saldırı altında gazetecilik yapmaya çalışıyoruz. Bugün itibariyle işte Dünya Basın Özgürlüğü Günümüzü böyle bir ortamda kutluyoruz. Gazeteciliği bir yaşam biçimi olarak gördüğünüz için biz gazeteciliğe devam edeceğiz. Varsın devletler ne yapıyorsa yapsın.